geleceğin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'sini inşa edecek sevgili genç kardeşlerim. Teknofest çatısı altında hürriyet ateşinin ilk kez yakıldığı Samsun'da sizlerle buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Milli mücadele şehri Samsun'a kardeş Azerbaycan'dan, işgalden azat olmuş özgür Şuşa'dan selamlar getirdim. Milli teknoloji hamlesinin dünyanın önüne çıktığı en önemli platform olan Teknofest'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli katılımcılar, bugün tarihimizin en önemli günlerinden birini birlikte yaşıyoruz. 100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Değerli misafirler, 17 yıl önce 2005'te bu dönemlerde Türkiye'nin ilk milli yasası olacak buradaki genç kardeşlerimin yaptığı boyutlarda, model uçak boyutunda Bayraktar Minia'nın ilk prototipini geliştirmek için uğraşıyorduk. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yürüttüğü programa katılacak uçağın prototipini hazırlıyorduk. O dönemde sizlerin yarışmalar için kurduğu takımlar gibi küçük bir ekiple gecesini gündüzüne karışmış bir halde aylarca çalıştık. Uçuş denemelerimizde sizlerin de yaşadığı gibi yazılımdan donanımına, mekanikten aerodinamiğine kadar türlü türlü problemlerle boğuştuk. Hasan FPV'yi kaldır. Program kapsamında gösterim uçuşunu hazırladığımız iki uçağımız vardı. Onlardan bir tanesi devletin resmi heyetleriyle yapılacak demoya tam 12 saat kala test uçuşunda kaza geçirerek kırıldı. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar ve ekibimizle hiçbir sorunda vazgeçmedik. Pes etmedik. Zira en zor anda bile mücadele edersek, yürümeye devam edersek, çalışmaktan vazgeçmezsek, Cenab-ı Mevla'nın yardım edeceğine inanmıştık. İstanbul'dan Ankara'ya tüm ekipmanları taşıyıp konakladığımız misafirhanenin lobisinde sabaha kadar çalıştık. Birkaç saat sonra da gösterim yapılacağı alana geçtik. Gökyüzünde aynı bugün olduğu gibi tertemiz bir hava vardı. O sabah güneş adeta dirilen umutlarımız gibi doğmuştu. İnancımızdan kuvvet alarak kainattaki her olaya, her akışa Allah'ın hükmettiğinin bilinciyle ilk uçuşa başladık. O gün tüm sistemler daha önce hiç olmadığı kadar mükemmel çalışıyordu. Hissiyatım Allah'ın inayetiyle bu işi başaracağımız yönündeydi. Yaşanılan bir anı, bir duyguyu anlatmak her ne kadar zor olsa da yaptığımız işin önünün açık olduğunu işte ilk defa orada hissettim. Kıymetli misafirler, 1071'de Malazgirt'te
bize bu toprakları vatan olarak armağan eden Sultan Alparslan, size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır demişti. Şükürler olsun ki bin yıldır her bir karışı için kanımızı döktüğümüz ecdadımızın ebedi mirası bu güzel vatanda ay yıldızın altında özgürce yaşıyoruz. Bugün dünyaya baktığımızda güçlü ülkelerin, daha zayıf durumda olan ulusları hiçbir hak ve hukuk gözetmeden ezdiğini hep beraber görüyoruz. Eskiler hak kuvvetin fevkindedir derlerdi. Bugün ise maalesef kuvvetin hakkın fevkinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kim daha güçlüyse hiçbir kural, kanun dinlemeden ezip, yıkıp geçiyor. Tüm batının sırtını döndüğü Bosna'da, Karabağ'da, Filistin'de yaşananların acısı yüreğimizde hala taze. Demokrasi getireceğiz diye girilen Afganistan'da, Irak'ta taş üstünde taş kalmadı. Keza kuzey komşumuz Ukrayna'da tüm dünyanın gözü önünde masum insanlar, kadınlar ve çocuklar katledilmeye devam ediyor. Şimdi sizlere soruyorum. Kendimizi koruyacak gücümüz, kuvvetimiz olmasa bizi bu coğrafyada rahat bırakırlar mı? Yaşam hakkı tanırlar mı? Covid-19 salgınıyla evlere hapsolduğumuz dönemi hatırlayın. Bütün dünya içine kapandı. Tek dişi kalmış medeniyetin gözlü ülkeleri birbirlerinin solunum cihazlarına, hatta maskelerine dahi el koydu. Benden sonrası tufan dedi. Ülkemiz ise medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla hem solunum cihazımızı geliştirdi, hem de bu cihazları imkanı olmayan ülkelere göndererek mazlum coğrafyalara nefes oldu. Kıymetli misafirler, 100 yıl önce de vatan elden giderken bağımsızlık uzak dağların ardında bir hayale dönmüşken, öz yurdunda garip olmaya, öz vatanında pari olmaya karşı çıkan bu milletin kadını, erkeği, hatta çocukları bile cepheye koşarak vatanı savundu. Samsun'da başlayan milli mücadele dalga dalga vatanın her köşesine ulaştı. Tam da aynı ruhla bu vatanı daha yaşanılır bir yer haline getirmek, egemenliğimizi güçlendirmek bizlerin elinde. Hayattaki düsturumuz sadece vatanımızı değil, hem inancımızın hem de kadim medeniyetimizin bize öğrettiği gibi dünyaya adaletin, hürriyetin ve merhametin hüküm sürdüğü bir yer haline getirmektir. Geçen yıl rahmetli olan babam Özdemir Bayraktar milli yıllarımızı yaparken bize hep şöyle nasihat ederdi. Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Sevgili genç kardeşlerim, tam da bu nedenle yüksek teknoloji geliştirmek hepimizin milletimize karşı en büyük sorumluluğu. Bu nedenle durmayacağız, yılmayacağız, pes etmeden yürüyeceğiz. Sizler yürüdükçe gün doğacak, güneş açacak, bahar gelecek. Çok önemli. Sevgili genç kardeşlerim, ekip arkadaşlarımızla Teknofest için çalışmalara başlarken tam bağımsızlık için bir seferberliği zihinlerde gerçekleşecek bir devrimi hayal etmiştik. Bundan sadece 5 yıl önce Türkiye'de
merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyona Türk gençleri akın akın yüz binlerce başvuru yapacak deseydik herhalde en hafif tabirle alay alınırdık. Bugün Teknofest'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu. 600 binden fazla genç hayatın her alanında tam bağımsız bir vatan hedefiyle milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcı taassuba başkaldırı budur. Ancak bu kadarı da yetmez. Gün daha da fazla mücadele etme günüdür. 2023'te, 2024'te, 2025'te, 2053'te ve hatta 2071'de teknofestleri yapmaya devam etmeliyiz. Binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Bu yarışmalarda yeşermeye başlayan fidanlar büyümeli, kök salıp meyve vermeli. Sevgili misafirler, 2005'teki hissiyatımın bir benzerini Teğüç Vakfı ekibimizle Teknofest için ilk sene yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir model uçak yarışmasına jüri olarak katılmıştık. Aynı zamanda orada böylesine bir festival, dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji festivali acaba düzenleyebilir miyiz sorusunu cevaplamak içindi bu ziyaretimiz. Orada bulunan Savunma Sanayi Başkanımız bugün yine aramızda ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest fikrini ilk anlattığımızda çok heyecanlandılar. Ekip olarak hemen dört koldan çalışmaya başladık. Bugün sizlerin de yaşadığı gibi çok büyük bir stres, yoğun emek, uykusuz geceler. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı. Acaba milletimiz Teknofest'e teveccühü gösterecek mi? Şükürler olsun, adeta bir volkan patlaması gibi insanlarımız akın akın Teknofest'e geldi. O anı ve hissiyatını hiç unutamam, hiç unutmadım. Teknofest'in İlk sabah on binlerce gencin akın akın gelmesiyle adeta alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü. Hayallerimiz gerçek olmuştu. İşte o gün Allah'ın da inayetiyle yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu tekrar hissettim. Allah'a şükürler olsun. Yine muhteşem bir Teknofest açılışında sizlerle birlikteyiz. Sevgili genç kardeşlerim, bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız, menzile varmamız asla mümkün değil. Geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yürüdüğünüz yolları yalan, iftira ve entrika taşlarıyla kapatmak için çalışanlar olacak. Bu habis fikirli kişilerle bu kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için dar ağacı kurmaya çalışanlar,
Biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe ve yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar. Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Biz yürüdükçe güzel vatanımıza, kardeş Azerbaycan'a ve mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş en sıcak, en aydınlık haliyle doğacak. Asla yeise kapılmayın. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Biliyorum ki güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. İşte umut, işte hedef, işte istikamet. Tüm insanlığın onur, huzur ve barış içinde yaşadığı bir kızıl elma. Değerli misafirler, sözlerime son verirken Teknofest Karadeniz'in merkezi olan Samsun'da eksiksiz bir festival düzenleyebilmek için destek veren Sayın Valimiz Zülkif Dağlı'ya geçirdiği zor zamanlara rağmen canla başla kahramanca çalışan sevgili belediye başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ve Teknofest için alın teri döken tüm Karadenizli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu dev organizasyon için gecesini gündüzüne katan TH Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarımıza, gönüllerimize, bu organizasyona değer katan paydaşlarımıza, 81 şehrimizden ve 111 ülkeden yarışmalara katılan 600 binden fazla gencimize ve yurdumuzun her bir köşesinden gelerek bizlere destek veren değerli milletimize de yürekten teşekkür ediyorum. Teknofest ülkemize ve ulaştığı tüm coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.